İyi günler. Burası Çanakkale Yenice, Yenice Araovacık Koyu. Evet. Araovacık Koyu'nda demokrasinin beşiği olarak bilinir. Bütün muhtarlar kendi adına, kendi işlerini yapmak için bir meclis planlar ve bu mecliste düşüncelerini köylülere, arkadaşlarına sunarlar. İlk konuşmacı olarak muhtar adayımız İbrahim Tutak. Evet. İbrahim Tutak'a soruyoruz. Evet. Kendini ve azalarını tanıtır mısın? Tanıtırım. Ömür Gür, Cenay Çandar, Özgür Amanyalı, Hakim Düvenli, Harun Aydemir. Peki bu azaları seçmendeki sebep ne? Çalışmak için beraber. Yani ne özelliği vardı bunları seçtin, diğerlerini seçmedin? Öyle denk geldi, öyle olması diyeceğim, öyle yaptı yani. Anladım. Peki bu köy için neler yapmayı planlıyorsun? Şimdi köyümüz için evvela köyümüzde bizim iki tane dere var, onu istihar edeceğiz. Ondan sonra ben kendi adıma, burada köyün girişlerinde iki tane bir bizim yolun kendi alanında şey var. Böyle hendeklerde su var, onları kendim göndereceğim yani. Hiç kimsenin haberi olmadı. Köyümüze iki tane tatlı su, bir kaba su, bir tatlı su getireceğim. Burada fındıklı başında bir altında su var, onu getireceğim. Bir de karşı köyümüzde bir menba su var, onu getireceğim içmek için. Fazla yapacağım bir şey de yok yani bundan sonra. Peki var olan muhtarı, karşısına aday çıkıyorsun. Neyini beğenmedin de aday çıkıyorsun? Neyini beğenmedim? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Şimdi buraya gelen kaymakam onu sordu, iki tane sonra cevap veremedi. Nedir mesela? Yol bir su var aldım muhtarı bey dedi. Cevap veremedi. Bir de ben seni arıyorum, sen telefonu cevap vermiyorsun dedi. He. Ondan sanıyorum. Yani ondan aday oldun. Evet. Öyle. Evet. Peki neler yapacaksın başka köye? Yani seni bu halk niçin seçmeli? Beni bu halk hizmet için seçmeli yani, hizmet için. Ben hizmet için varım. Ben köyümüzde hiç aklıma gelmedi bir şeyler edeceğim yani. Getireceğim. Evet, getireceğim yani. Şimdi mesela iki tane tatlı sudan bahsettin. Biri tatlı su. Burada bizim bir şey yapıyor, fındıkın altında bir patlak okuyor, su buraya köye geçeceğiz. 7 ayda sudan para almayacağız yani. Ha. Alsak da çok düşük bir fiyatta alacağız yani. Anladım. Peki bunun maliyetini hesapladınız mı? Bunun köyün muhtarlık bütçesi mi karşılayacak? Dışarıdan destek şimdi mi göreceksiniz? Benim gayem bu iki tane dere işbaşı için Çanakkale milletvekili geçeceğiz. Bunu gündeme aldıracağız. Bizden çıkacak. Bunu devlet yapacak. Öteyse ben kendim kendime yapacağım. Kendi yapacaklarınızı söyleyin o zaman. Kendi yapacaklarım işte kendi suyu geçeceğiz. Fakat taşı döşeceğiz. Bir de tatlı su getirdik. Karadağ köyünde. Parke taşını köyün bütçesinden mi alacaksınız? Vallahi şimdi ona bir şey desem yanlış olur. Burada bir de bir dernek yaparız. Karadağ, ona göre bir şey yaparız yani. Anladım. Peki o zaman seçmeninize son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi ben seçmeniz diyorum. Seçmeniz söylerse ben onu cevap veririm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani sana oy vermesi için seçmene ne söylemek istiyorsun? Ben onu istiyorum. Yani bana oy verin, ben size işte dereyi şuraya getireceğim. Bana oy verin, ben işte çöpleri buraya döktüreceğim. Ne söylemek istersin? Vallahi ne söyleyeyim ben, ne diyeyim şimdi? Ben şimdi millete dedim ya böyle bir dernek yapacağız. Bu derneği karaca, ona karaca edeceğiz. Anladım. Evet. Şu an yayına son veriyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diğer arkadaşları da dinleyeceğiz. Tamam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.